geldiniz. Merhaba. Pandemide yaklaşık 2 yıldan beri sıkıntılı bir süreç yaşadık. Dolayısıyla bu süreçte de hem çocuklarımız hem biz çok bunaldık. Biz ayrıca kamp yapmayı çok seviyoruz. Hemen hemen her avımıza da beraber gidiyoruz, beraber gideceğiz. İnsan buradayken nefes aldığını hissediyor birinci olarak. Biz kamp yapmayı çok seviyoruz. Sazan balıkçısıyız. Dolayısıyla kampı mecburen yapıyoruz. Ama bir taraftan da zevk ekliyoruz buna, konfor ekliyoruz. Sporla beraber doğa mükemmel bence. Açıkçası yani ben kamp yapmayı çok seviyorum. Doğayı çok seviyorum ve böyle bir şeyi, fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Balık tutuyorum. Eğleniyorum, oynuyorum. Hiç balık tuttuğum olmadı ama arada atıyorum. Yani bazen başka şeyler, yosun falan tutuyorum ama seviyorum yani. Bence yani çok rahatlatıcı bir şey. Böyle bazen stresleniyorum. Mesela doğaya falan çıktığında çok huzur buluyorsun yani. Evet, ben o balığın şey yaptığı var ya. Ama siz orada konuşurken bu etkinliği düzenlememizdeki en büyük amaç, bu pandemi sürecinde insanların artık bunaldığını ve artık iyice psikolojik anlamda çöktüğünü gördük. Böyle bir kaynaşma etkinliği yapalım dedik. Hem doğada buluşma hem de işte balık tutma anlamında. Çünkü biz Gebze Sportif Olta Balıkçılığı ve Su Hayatı Koruma Derneği'yiz. Hem balıkçılık anlamında hem doğa su hayatı koruma anlamında bir farkındalık yaratmaya çalıştık. İşte burada tüm dostlarımızla beraber olarak biraz daha farkındalık yaratmaya çalıştık ve ilk pazar serbestliği bunu da değerlendirip özellikle ailelerin katılması bizim için çok önemliydi. Çünkü insanlar sadece bu sporu erkekler yapmıyor. Aslında hanımlarıyla beraber yapıyor. Çocuklarıyla beraber yapıyor. Mesela şimdi insanlar geliyor ama evde çocuğunu da getiriyor, hanımını da getiriyor. Aslında bu doğa hepimizin. Biraz bu doğaya sahip çıkmamız lazım. İşte bu pandemi döneminde bu çok aslında ortaya çıktı. Çünkü herkes doğaya döndü. Aslında doğanın kurallarını eğer insanlar bunu bozmaz ise, bu kurallara uyarlar ise çok güzel bir farkındalık olacağını düşünüyoruz. Çünkü aileler eğer bu işin içinde olursa, gelecek nesillerimizin çocukları bu işin içinde olursa çok daha güzel nesiller geride bırakma ve gelecek nesillere çok güzel bir doğa bırakma şansımız olacak. İnsanları doğaya tekrar dönmesini istiyoruz. Özellikle su hayatının korunmasını istiyoruz. Doğa göllerimizin sahip çıkılmasını istiyoruz. Çünkü bu doğa hepimizin. Eğer bu doğa bize dedelerimizden, büyüklerimizden miras, eğer biz bunu gelecek nesillerimize, çocuklarımıza bırakmak istiyorsak aynı şekilde sahip çıkmamız lazım ve korumamız lazım. Bu da ancak işte göllerimizi, doğayı korumakla olur. Bu şekilde. Yok yaramaz. Bunun dışında sevgim vatansever. Yok yaramaz.